Merhabalar dostlar. Bugün şöyle güzel bir evdeyiz, arkadaşımın evi. Ve neden geldik buraya? Şöyle küçük bir bakın. Neden geldik? Bahçesinde bazı çiçekler dikeceğim. Neler var, neler yok. Bilgi vereceğim. Ne yapması gerekiyor? Bazı çiçekler var, donmuş, üstten hasar görmüş. Şöyle güzel bir bahçe. Şimdi dikerken görüntü alacağız inşallah. Yardımcı olacaklar bana. Şöyle bahçe. Evet, ben olsam doldururdum burayı ama inşallah zamanla. Tabii ki şimdi kış en şey zamanı, renksiz zamanı. Yine olan çiçekler açtığında muhteşem oluyordur. Şöyle yapay çiçekler de evde harika görünüyor. Çok zevkli arkadaşımız. Kendi yaptığı tablolar var. Onlara bir göz atayım. Bakın. Evet, el sanatlarına düşkün. Resim konusunda gayet başarılı. Şöyle. Gerçekten eline sağlık. Diğer şeyi de al bak. Yer sofrası var ya. Tablo. Döneceğim. Evet. Muhteşem ya. Çorba var, ekmek, zeytin. Muhteşem. Çok güzel yapmış. Ellerine sağlık. Denize buradan da bir bakalım. Tablo gibi. Şöyle, evet, burası bir bölme böyle. Şuradaki tablolara bakalım. Burası Şehzade Camii galiba sanki, değil mi? İstanbul, Beşiktaş. Ve kış Çok ünlü, manzarası. çok tablosu olan bir cami. Evet, çok güzel. Diğer tablolar da burada gözüküyor. Manzarayı böyle alalım bütün. Bahçeden de harika görünüyor. Evet, tekrar manzaraya geldik. Şimdi bahçeye ineceğiz birazdan ama alt katı da bir görüntü alalım. Burada da bir köşede mutfak var. Oturma alanı. Ah, burası yazın çok güzel olur. Serin olur, değil mi? Aa, bunlar da çok güzel. Kelebek pano. Şekilde. Çok hoş renkler. Şöyle mutfağa da şöyle bir bakalım. Evet, kedisiz bahçe olur mu? Veya bahçe olunca kedi olmadan olur mu? Olur mu? Kaçtılar. Evet arkadaşım, oradan bak şimdi. Şöyle neler getirdim Gel, arkadaşlar, geçelim. sizler tanırsınız. Bunların ayrı ayrı videolarını da yaptım. Ah, ayı pençesi. Videomu izlediyseniz akantus. Bunu yarı gölgede de olabilir. Fakat bu bayağı boylu oluyor olduğu zaman. Şöyle iki adet getirdim ondan. Şöyle iki tane ayı. Biraz yakın tutabilirsin istersen. Sonra şöyle beyaz çiçekli doğal gala. Bunlar böyle zambak gibi oluyor beyaz. Şunlar Cezayir menekşesi. Eğer saksıya dikerseniz şöyle sarkıtırsınız, çok güzel olur. Çok dayanıklı. Aslında sarmaşık türdür. Yerde böyle artar gider. Ama kontrol edebilirsiniz. Çok güzel. Yani hiç çok uğraştıran bir tür değil. Cezayir menekşesi. Bu sedef otu, yılan gelmesin diye kokulu, yaz kışı yeşil yapraklı olan, bakın çiçekleri de açmaya başlamıştı. Ada çayı getirdim, kökünden almaya çalıştım ama arkadaşıma, bu da Cezayir menekşesi. Bunları şöyle koyalım. Ada çayı, bu da mahmuz çiçeği, bu da çok güzel büyür. Çok güzel çiçekleri olur. Bunu bahara doğru şöyle kırıp tekrar dikilebilir. Şöyle köklü yeniden filizliyor gördüğünüz gibi. Ada çayını şöyle
Bunlar kaya çiçeği, turna gagası. Şöyle köklü olarak aldım. Bunlar da dayanıklı, her daim yeşil. Şöyle ada çaylarını bir yere koyayım. Şöyle bir çıkartayım bunları meydana. Bohçacılar hani şeylerini çıkartır ya mal. Çıkartalım bakalım. Şöyle glayöller var. Bizans glayölü. Şu şey küçük ama bunu ihmal etmeyelim. Dur. Ay kaybolmasın. Ezan çiçeği, pembe ezan çiçeği. Şöyle rizomlular var. Şöyle ezan çiçeği. Bir tane nereye koyduk? Buraya mı koyduk onu? Şöyle, şöyle yapayım. Evet, benim o fuşya renkli civan perçemi. Şu anda çok kötü. Bakmak istemezsiniz ama civan perçemi videoma bakmanızı eğer görmediyseniz görün. Harika çiçekleri oluyor. Kış hali böyle. Şöyle toprağıyla aldım çünkü. Şöyle onları bir yere koyalım. Bunlar Bizans glayölleri. Şöyle soğanlı. Ve yine arkadaşıma bahsettim. Gel biraz yakından. Bu da şimdi o bir melisa türüdür. Ama parfüm melisa ile ilgisi yok tabii. Bu aromatik bitki olarak kullandığımız, hani şöyle rahatlatıcı etkisi olan çay melisa. Şimdi kış hali böyle. Baharda harika yeşilleniyor. Taze taze. Sonra kesip kurutup kışın da kullanabilirsiniz. Böyle. Bir de kır menekşesi aldım. Bu boyda. Yani daha büyümez. Bu da böyle yarı gölgede olur. Güzel minik çiçekleri olur. Sizi mutlu eder. Bu da Grandis. Campanula grandis. Hani çan çiçeği türü ama doğal. Böyle dağlarda, köylerde olan çiçekleri çok hoş. Bunları bir kere ektiğin zaman daha şey yapmazsın. Sizi hiç uğraştırmaz. Onları şimdi aldım zaten. Zaten bu kışın ortasında böyle çok doğru değil. Olduğu gibi aldım. Bakın bu da ezan çiçeği, sarı çiçekli olan. Şöyle şu boy oluyor, yarım metreyi bulur. Normal bir tane akşam ezanında falan açan o 1-1,5 metreyi bulur, o başka. Onlardan sonradan şey yaparız. Bunu böyle aldık. Bunları inşallah şimdi dikeceğiz. Dikerken görmeyelim. Sonra diktikten sonra gösteririm yine arkadaşlar. Dikerken gerek yok. Nasıl dikiliyor, nasıl ediliyor? Şimdi çekmeye devam. Ne yapalım? Hepsini buraya mı dikelim dedin? Dikişini burada düşündüm. Bunu ayrı bir yere de ister dikebiliriz ama şimdilik böyle olsun. İstiyorsan nasıl? Tamam öyle. Şimdilik böyle olsun. Sonrasında istediğiniz yere dalından da oluyor. Normal şöyle dallarını şöyle kesiyorsunuz. Bunun şöyle biraz yataylamasına bu ek yerlerinden toprağa şey yaptığı zaman oradan tekrar Evet. sürgün verir. Ya şimdilik bir adım atmış olsun bahçenize de. Sonrasında bunun bu şimdi iki renkli ya variegata diyorlar. Bir de düz yeşil olanı var. O da var. Getirmedim ben ondan. Aslında söktüm de unuttum onu bahçede. Şöyle güzel bastırıyoruz. Evet, bunlar dayanıklı. Buradan şöyle şuraya da atabilirsin. Bu öyle. Şuraya da bir tane koyalım. Şimdi bahçıvan gelip İyi olmasın diyorsun. Bahçıvan gelip de diyorum almasın. Yer karar veremedi. Seçiyor musun? Bu da ezan çiçeği. Bunu da şuraya koyayım. Onlar baharda açıyor. Sonra zamanı geçiyor. Olduğu zaman değiyor diyorsunuz. Şimdi çekiyor musun? Yerlerini ayarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Campanula grandis. Onu nereye koyalım? Şuraya koyarız onu. Olur. O köşede. Oraya koyalım. Şöyle. Bayağı da yağmur yağmış yerler. Şimdi bunlar bölünüp bölünüp de dikilir ama hiç gereği yok. Şimdi böyle dursunlar, ayırmayalım çünkü kış soğuk, toparlanması zor olur. Şöyle sıkıştırdık. Tamam. Hiç suya da gerek yok. Dikildiği zaman muhakkak sulanır ya.
Zaten toprak ıslak. Bunlar rizomlu ya, rizomları toprak altından uzayıp çoğalıyor. Kolay çoğalır. Çoğaldıkça istediğin yerlere kesip şey yapıp çıkarıp konumlandırabilirsin. Şimdi bahçıvan bunları ot zannedip kesip atmasın. Bir söylersin gelirse. Tamam, söylerim. Ama bence o bahçıvanı hiç getirtmiyor. O onunla bitti işimiz. Hı hı. Yani. Evet arkadaşlar, bahçıvan her ay gelip kesmiş gülleri budamış. Öyle olmaz. Yani olur mu, güller senede bir sefer budanır. Sürekli makası alıp koşmuş. Kolay da kazılıyor, iyi ya. Şöyle yerleştiriyorum bu kök kısımlarını. Toprakla buluşsun yeter ki. Işığını aldıktan sonra, suyunu aldıktan sonra olur. Şöyle ağacın kökü geldi. Şöyle kaldırdım, onu keseriz. Evet, kır menekşelerini dikiyorum. Kır menekşeleri yaz kış böyle bu boyda. Çok biraz baharda tabii böyle bir canlanır, gürleşir. Ama normalde aynı boyda oluyor. Diğer ezan çiçeği, civan pertimi boyunanıyor açacağı zaman. Diğer türler. Şöyle yapalım. Bunları da böyle burada bir konumlandıralım. Zamanla istediğiniz yerlere intikal ettirirsiniz. Şu böyle kök gelmiş ya, çok önemli. Bunları, o makas gelirse keserim ben onları. Biraz böyle toprağı sarmış ağacın kökleri. Şöyle kaldırayım, engel oluyor bana. Evet, suya düşen ıslanır derler ya, toprağa işte şey yapan elleri de böyle topraklanır. Şimdi bir de burada şey var. Kır menekşesini, şu engel oluyor, dur bakayım. Kır menekşesini böyle koyayım, sonradan tekrar onlar girer hizaya. Bir de kaya çiçeği dediğimiz turna gagası, onu da şöyle yapalım da. Nermin'cim, bunları böyle odakladım burada. Sonrasında yine düzenleriz onları. Şunu keseyim. Arkadaşlar ağacım. Bunun kökü çoktur. Bunlar bir şey olmaz. Zarar vermez yani. Bak buradan sarıyor bahçeyi. Neyse. Şöyle alayım şöyle. Sonra hal olurlar onlar. Şunu da şöyle keseyim. Ortadan kalksın. Evet. Suya gerek yok yani, değil mi? Ha? Yok yok. Bu çok nemli toprak. Hiç gerek yok. Aslında böyle bunları da toprağıyla almak istedim ama olmadı. Alınca öyle koptu. Şimdi böyle bir yere dikiyorum Nermin. Sonra dediğin gibi daha sonra yine belli yerlere konumlanabilir durumuna göre. Bunlar tuttukça, böyle tomurcuk verdikçe, çiçek açtıkça çok mutlu edecek seni. Şuraya, şunu şuraya koyayım. Çay, Melisa çayı. Kokusunu hiç kokladın mı? Bir kokla bak. Şöyle yaprağını. Al elinden ez. Elinden evet, al. Mentollü, evet, limonlu kokuyor. Evet, evet. Baharda çok güzel oluyor. Çok olduğu zaman biz bunları kesiyoruz. Kurutuyoruz. Yani gölgede kurutuyorsun. Çay olarak kavanozlarda. Ben çok, işte Harun kurutuyor da ben çok
bahçeden alıyorum zaten gerekirse. Öyle ada çayıyla biberiye de öyle. Bahçeden. Şimdi ada çayı burada var. Bunları da bir yere koyalım. Şimdi olur mu olmaz mı çok bilemiyorum. Hava şey ya, soğuk. Köklü almaya çalıştım ama. Şuraya koyalım mı onu, ister misin? Hı hı. Şu araya. Ada çayı güneş sever. Olursa bakalım, olmazsa olmaz. Ben yaza hani şey yaparım. Köklü de daha denerim. Şimdi böyle bu kadar oldu. Şey yaparız. Sonra yine ben aromatik bitkileri çok hani seviyorum böyle. Şey yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, bütün çiçekleri ektik. Sadece ayı pençesi, akantus ve gala çiçekleri kaldı. Yarı gölgede olabiliyorlar. O yüzden şöyle güneş karşıdan geliyor, elverişli. Şöyle bir ortam dedik. Gün içinde buraya geliyor mu? Güneş vuruyor mu? Şu anda mesela döndü. Akşamüstü tabii. Akşamüstü. Tabii. Gündüz? Gündüz gelir ama saat 2'den sonra. Tamam, gelsin yeter ki de. Gelir. Gelir. Şuraya mı yapalım? Nasıl yapalım? O yolu keser. Orayı yapma istersen. Burası yol ortası. Yol ortası basılabilir. Şöyle şuralar ama. Olabilir. Siz bilirsiniz. Şu sardunyalar açıyor mu çiçek? Yeni ekildi onlar. He. Yani sonbaharda dikildi. Açıyordur inşallah. Başka da çıplak orası. Sadece limonlar var. Ortanca var. Nasıl yapsak? Şuraya galalar koyabiliriz. Tamam. Galalar buraya olur. Galaları ekiyoruz. Gel Ayşe. Kameramanım gel, yakından çek. Bu arada kameramanım, sayfanın adı neydi? Dünyadan Ukba'ya Instagram hesabı var. Kameramanlığımın kuzenim oluyor, arkadaşım oluyor, can dostum kendisi. Yine bu arkadaşımıza geldik. Bahçe sahibi başka bir arkadaşımız. Evet, Dünyadan Ukba'ya paylaşımları var, izleyebilirsiniz. Şimdi böyle koyduk, bu kolay artar. Bunu da bir şöyle yapalım, simetrik olsun değil mi? Şu tarafta olsun, çok da altına girmesin. Tamam, yarı gölgeyi seviyor. Direkt güneşi sevmez gala. Bunun renklileri dışarıda olmuyor. Yani aslında dış mekan bitkisidir. Ama bizim bu iklimlerde biraz hassas renklileri, özel üretim. Ama bu daha dayanıklı, doğal türü, beyaz çiçeklisi. Yine elden aldım, seradan almadım çünkü. Ama seralarda beyazları var. Beyaz galalar var. Gördüm burada Bayramoğlu seralarında. İlgilenen arkadaşlar için bilgi olsun. Şimdi ayı pençesi, bu bayağı büyük oluyor. Ayı pençesi videoma bakın. Harika, ama buna biraz düşünmemiz lazım. Nereye bunu dikeceğiz? Burada biraz karanlık geliyor ama dikelim. Olmazsa şey yaparız. Bayağı böyle büyür. 2 sene sonra. Bir de çiçekleri çok güzel oluyor. Ekranın şarjı bitti herhalde. Aa, gerçekten. Çünkü tamam, olsun. Evet arkadaşlar, o arada şarj bitti. Yeniden doldurduk. Ben diktim galaları. Şöyle göstereyim, ayı pençesi ve galalar. Bakın ayı pençesi şöyle yarı gölgede olabiliyor. Karşıdan ışığı aldığı için bunlar da galalar. Böyle küçük bir işte çiçek dikim videosu gibi düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Birkaç çiçeğin dikimini şöyle uygulamalı olarak görüntüledik. Tabii ki kışın. Yani Şubat ayının ortalarındayız. Şimdi çiçek dikimi için uygun bir zaman değil ama ben arkadaşıma gelirken şöyle kökleriyle aldım. Dolayısıyla sıkıntı olmaz. Zaten dayanıklı olan türler
toprağıyla, kendisinde toprağı zaten. O şekilde dikimlerini yaptık. İnşallah bol çiçekli olurlar bu bahçeye, bu güzel manzaralı bahçeye. Huzur saçarlar. Sonraki videolarda başka güzelliklerle tekrar görüşmek üzere. Önce sağlık diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.